Merhaba arkadaşım, derse hoş geldin. Çok önemli bir konu yapacağız şimdi. Üslü sayılar. Üslü sayılar okul sınavlarında çıktığı gibi ÖSYM de bu konuyu çok seviyor. Sürekli ve bol bol soru çözüyor. Bununla ilgili temel bilgileri öğrenip soruları çözeceğiz. Ama sizden önce şöyle küçük bir ricam var. Instagram'dan Şenol Hoca'yı takip edin. Çünkü okulla sınavla ilgili oradan duyurular yapıyoruz. Artı kitap çekilişleri yapıyoruz. Bak biliyorsun kitaplarımız var ya. Şu zımbırtılar şöyle göstereyim. Kolayı ve orta seviyesi var. Bunların çekilişlerini yapacağım. Ücretsiz olarak dağıtacağım. Kargosu da benden. Yani bildiğiniz komple ücretsiz gelecek kapına kadar. Çekilişe oradan katılabilirsin. Zaten kitapların hepsini kitapçılarda bulabilirsin. Satılıyor şu an piyasada. Şimdi kapağımı uçuruyorum ve başlıyorum. Üslü sayı arkadaşım çarpmanın kısa gösterimidir. Yani sayıları çarparken defalarca yazmak yerine kaç tane çarpıyorsam sayının üstüne onu yazarım demiş. Şunu kastediyor. 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. 4 tane 5'in çarpımını böyle uzatmayayım demiş. Bir tane 5 yazıp 1, 2, 3, 4 tane olduğu için üstüne 4 yazayım. 5'ten 4 tanesinin yan yana çarpıldığını anla demek istemiş. Tamam. Bu basit ana mantığı. Şimdi gelelim bunlarla ilgili işlemlere ve kurallara. Şimdi bak 4 tane 4'ü çarptığı için 4 üzeri 1, 2, 3, 4. 4 üzeri 4 yazacaksın. Bitti. Bak bu nedir? 5 üzeri 3'ün açılmış halidir. 5 üzeri 3'tür. Bu 1 bölü 2'den 3 tane çarpılmış. Hatta çarpayım bir 2 2 2 ne yapar? Aşağısı 8. 1 1 1 çarpınca ne yapar? 1 bölü 8. Bitti. Eksi 3'ün küpündeki kasıt şudur. Eksi 3'ü bak 3 defa yan yana çarparken her seferinde eksiği de onunla beraber taşıyorum. Neden? Parantez var. Bu 3 yani küp eksinin ve 3'ün bu grubun komplesinin 3 defa çarpıldığını gösterir. Bunları çarptığım zaman 3 kere 3 9, 9 kere 3 27 yapar. Şimdi işaretleri çarpayım. Bu eksi bu eksi eksiyle eksiyi çarptım artı. Bir daha eksiyle çarptım eksi yapar. Çünkü buradan artı ürettim eksiyle çarptım eksi oldu. Ama şurada bak parantez yok gördün mü? Sadece 5'in karesi. Bu kare sadece 5'e aittir eksi bir tanedir. 5 iki tane olacak. He, çünkü kare sadece 5'e aittir. Eksiyi etkileyemez. Bu eksi 25 yapar. Bununla ilgili zaten çok güzel bir ayrıntıyı biraz sonra göstereceğim. O da şu. Örneğin eksi 5'in karesiyle eksi 5'in parantez karesi birbirine eşit değiller. Farklı şeyler. Neden? Bu eksi 5'in karesi 5'in karesi 25 yapar. Eksi kalmaya devam eder. Ama buradaysa eksi 5'in karesinde eksi 5 ile eksi 5'i beraber çarptığın için 5 ile 5 25 yapar. Evet ama eksi ile eksi de çarpılınca artı yapar. Bunun cevabı artı 25 çıkar. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit değiller. Hatta çift kuvvetlerle ilgili çok önemli bilgiyi hatırlatacağım. Uzatmıyorum, fırlatıp hemen hatırlatıyorum. Arkadaşlar pozitif sayıların zaten bütün kuvvetleri pozitif. Hiç can sıkacak bir şey yok. Sayı pozitif mesela 4. Bunun üstüne hangi kuvvetini yazarsan yaz sonuç 4'tür. Ama sayı negatifse şunun gibi şunun gibi ya da farklı bir şey olabilir. Herhangi bir sayının kuvvetlerini incelediğimiz zaman üstlerine sayı yazarken bir şeye dikkat edeceğiz. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitiftir. Yani eksinin üzerine çift bir sayı geldiyse sonuç kesinlikle pozitif olur. Ama negatif bir sayının tek kuvvetleri yukarıdaki sayı tekse birinci, üçüncü, beşinci kuvvetli gibi tek kuvvetleri de negatiftir. Yani negatiflerin çift kuvveti pozitif, negatiflerin tek kuvveti negatif. Şunu diyebilirsin. Tek kuvvet negatifliği değiştiremezken çift kuvvet negatifliği pozitif yapar. Bu çok çok aşırı derecede yıldız koyayım. Yıldızlı derecede önemli bir şey. Ne demiş? Yani negatif sayılan çift kuvveti pozitif, tek kuvveti negatif. E biz de onu dedik zaten. Uçuralım. Örnekte inceleyelim. Şimdi 3 zaten pozitif. Öyle bir şey aramana gerek yok. 3'ün karesi 3 kere 3'ten 9'dur. Aha eksi 1. Kuvveti 4. Çift değil mi? O zaman bunun cevabı 1'in 4. kuvveti 1'dir. İşareti eksi değil artı olacak. Bölü. Aha eksi 1. Kuvvetine tek. He, sen bu eksiliği değiştiremezsin. 1'in 3. kuvveti 1'i 3 defa yan yana çarpmaktır. 1 yapar. İşareti eksi olacak. He şunu da söyleyeyim. Şu 1 ile 3'ü çarpıp sakın 3 demeyin ha. Aman aman bozuşuruz valla. Şimdi 2'nin karesi de 2 ile 2 çarptım 4 yaptı. Yukarısı ne yaptı? 10. Aşağısı ne yaptı? 3. 10 bölü 3. İşaretle yapıştır. Bitti. Bu kadar. Tekrarlıyorum. Bu eksinin özellikle bunu çok yapan var. Mesela ikinci kuvveti diyorum 2 diyen var. Hayır. Bu eksi 1 ile eksi 1'in çarpımıdır. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Eksi ile eksi artı yapar. Bu gibi şeylere dikkat edin yani. Dedikten sonra uçuralım. A sıfırdan farklı gerçel sayı olmak üzere. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Önemli bir bilgi.
Bak yıldız atamadım. Şöyle. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1. Ama bir tane istisna var. Nedir o biliyor musun arkadaşım? Sıfırın sıfırıncı kuvveti 1 değildir. Bunu böyle bir şey yapamazsın. Tamam. Bu belirsizliği 1'i sakın eşitleme. Aşağısı kesinlikle ve kesinlikle birden pardon sıfırdan farklı olduğunda bütün sıfırıncı kuvvetler 1'dir. Önemli bir pratik bilgi. Hemen uygulamasını yapacağım şimdi sana. Bak. Eksi 5'in sıfırıncı kuvveti. Sıfırıncı kuvveti gördün ya. Ya şu içerisi önemli değil ya. Sonuçta sıfırıncı kuvvet. Bura 1 çıkacak. Ve her zaman pozitif 1, eksi 1 falan da değil. Buraya geliyorum. Şimdi N1 tam sayımış. 2N çifttir değil mi? Yani 2 ile çarpıldığı için zaten çift sayıların gösterimi 2N'dir. 2 ile çarpıldığı için 2N çifttir. Eksi 1'in çift kuvvet olduğu için artı 1 olacak. 2N çift. 1 çıkarırsan yukarısı şu an tek bir sayıdır. Tek sayıların şimdi yukarısı tek. Negatif sayıların tek kuvveti negatif kalmaya devam ederdi. Bunun cevabı da eksi 1 olacak. Bak bu eksi 1 artı 1 ile birbirine 0 yapar. Sonuç 1 olur. İşaretle. Bu kadar güzel. Burada çiftlikten pozitif, teklikten negatif çıkardım. Sıfırıncı kuvvette 1 oldu. Basit bir uygulaması. Şimdi yavaş yavaş seviyeyi arttıracağım. Biraz önce hatırlattığım uygulamanın ise burada bir benzeri var. Hani dedim ya eksi 5'in karesiyle parantezle eksi 5'in karesi birbirine eşit değil dedim ya. Aynı zımbırt da burada da var. Eksi 5'in sıfırıncı kuvvetiyle parantezli eksi 5'in sıfırıncı kuvveti farklı şeyler. Neden? Çünkü şu üst sıfırıncı üst sadece 5'e aittir. Eksiye etkisi yok. Dolayısıyla 5 üzeri 0 1 yaparken eksi kalmaya devam eder. Ama burada sıfırıncı kuvvet parantez içindeki her şeyi etkilediği için eksi 5'in sıfırıncı kuvveti artı 1 yapar. Önemli. Zaten şeyden de bana getirebilirsin. Ya hocam sıfırı boş verin. Çiftlik teklikten bakarsak sıfırı bir çift sayıdır. Çift sayılar negatif sayıları da pozitife çevirirdi diyebilirsin. Süper. Bunu da uçurup negatif üste gelelim. Bir sayının üstündeki üst negatif olursa o ne işe yarar? Aha da bu işe yarar. Bak Genco'ya takla attırmış. Negatiflik sadece sayıya takla attırır. Başka hiçbir işe yaramaz. Bak diyor ki sayıyı amuda kaldırır ve amuda kaldırır. Evelallah bak tak takla attırmış. Arkadaşım. A üzeri eksen. Bu eksinin görevi, renk değiştireyim şöyle bir. Bak. Bu eksiyi gördüğün zaman şunu bileceksin. Bu sayı ters dönmeli. Bak. A üzeri eksen ters dönmüş. A üzeri en olmuş. Eksi kaybolmuş. Neden? Çünkü eksi görevini yaptı artık. Artık artıya döndü. Peki ters dönerken aşağıdaki biri biliyorsun. A üzeri en aşağıda 1 vardı. Şimdi 1 yukarı geçti. A üzeri en aşağı geldi. Takla attı gördün mü? Buradaki eksi de eksi görevini yaptığı için artık artıya döner. Nasıl yani? Şu. Mesela 2 üzeri eksi 3. Şimdi bunun paydasında gizli 1 var. Yazmazlar. Sen onu yazacaksın. 1 yukarı 2 üzeri 3 aşağı. Eksi artık artı oldu. Çünkü görevini tamamladı. Süper. Uçurup devam edelim. Ne diyor? O genç o. Hocam kitapları nereden alabilirim? Ha, bizim kitapları dedim ya. Tüm kitapçılarda satışta artı güvenli bir şekilde şenolcamağaza.com'dan internetten de satın alabilirsiniz. Oradan da tüm kitapları bulup inceleyebilirsiniz. Fırlatıyorum. Pratik örneklerden devam. Şimdi negatif üst. Gördüm seni. Senin görevin takla attırmakta. 3 üzeri eksi 2, 3 üzeri 2 yapar. Aşağı alır. Aşağıdaki gizli biri yukarı alır. Buraya gelelim. Heh. Eksi 3. Buradaki eksiyle buradaki eksiyi sakın ha sakın çarpmayın arkadaşlar. Lütfen. Öyle bir dünya yok bak. Bununla bu birbirinden tamamen bağımsız. Alakaları yok. Peki ne yapacağım hocam? Şu eksi görevini yapacak. Ters çevirecek. Eksi 2'yi aşağı alacak. Üzerine 3'ü yazacaksın. Artık artı 3 olacak. Yukarıya da 1'i yazacaksın. Bitti. Çünkü aşağıda gizli 1 vardı. O yukarı geldi. Bu kadar. Tek görevi ters çevirmek. Bak. Eksi 1. A üzeri 1 olarak aşağı alır ki üzeri 1 yazmama gerek yok. Paydadaki 1'i de paya alırsın. 1 bölü A olur. Çok güzel. Bu ne olur? 1 bölü A kare. Hızlı yapayım bunları. Bu ne olur? Eksi kalmaya devam eder. 2'yi ters çevirir. 2 üzeri 3. 1 oldu. Bak. Eksi görevini yaptı. Ters döndü. Artı oldu. Eksi hala burada kalıyor. Buradaki eksi. Onda bir değişiklik yok. 1 bölü bu da zaten şudur. 2'nin 3. kuvveti 2 3 defa yan çap 2 4 8. Bitti. Eksi 1 bölü 8'dir. Bunun hatta bir tane ayrıntısı var. Onu da yapayım mı? O da şu. Bu eksi mesela 2 üzeri eksi 4 olsaydı bu nasıl yapılırdı biliyor musun? Heh. Şunu da hatırlayacaktın. Hocam burası çift kuvvet. Ya da dur onu şimdi hatırlatmayayım. Önce şu eksi görevini yapsın. 1 bölü eksi 2 üzeri 4 oldu. Gördün mü? Şimdi bu 4 çift kuvvet değil mi? Çift kuvvet olduğu için 2'nin 4. kuvveti 16'dır. Çift olduğu için bu eksiyi artı yapar. Artı 16 olur. 1 bölü artı 16. Sebebi ne?
Çünkü bu çift kuvvet bütün parantezi etkiliyor. Bu eksiyle bu eksiyi asla çarpıp artı yapmıyorum. Bu eksi görevi olan ters çevirme yaptıktan sonra çift kuvvetin özelliği negatifi pozitife çevirmekte. Güzel. Buraya geliyorum. Şimdi bir sayı hani eksiydi, eksi 3'tü, aşağı gelince artı 3 oldu ya. O zaman aşağıdaysa yukarı çıkartırken de ters işlemle çıkar. Yani aşağıda diyelim 1 bölü 5 üzeri eksi 2 var. Bu ters döndürürsen 5'i yukarı 1'i de aşağı alırım ki yazmama gerek yok bu paydaya geleceği için. Eksi 2 o zaman artı 2 olur. Aa nasıl yani hocam? Yanisi şu. Ben burada ters çevirmek istiyorum. Yani istediğim an ters çevirebilirim. Ters çevirmek istediğim zaman eksi 2 yukarı artı 2 geçer bu sefer 1 aşağı geçer. Bir ters çevirme yapıyorsan işareti ters çevirmelisin. Yani sayıyı ters çevirdiğin gibi işaret de eksi ise artıya dönmeli. Artı ise eksiye dönmeli. Bunlar çok çok önemli. Fırlat. İşlemden devam. Bakıyorum 0,25'in eksi ikinci kuvveti var. Şimdi arkadaşlar önce şurayı yapayım mı? Bak burada ondalıklı sayılarda pay ve payda da aynı anda virgülleri kaydırabilirdim. Bunun virgülünü kaydıracağım ama burada virgül yap. Ne yapıyorum? Bunun virgülünü kaydırıyorum. 2 yapıyorum. Bunda virgül olmadığı için 0 atıyorum. 40 oluyor. Eksi. Şu 0,25. 0,25 yerine 25 bölü 100 yazabilirim değil mi? Evet kesre çevirdim. Her iki tarafı 25'e böl. Bunun yerine de 1 bölü 4 yazalım sadeleştiği zaman. O zaman bu 1 bölü 4 üzeri eksi 2 olmaz mı? Olur çok güzel. İşlemleri adım adım yapıyorum. Şurası ne yapar? 40'ı 2'ye böl. Burayı 20. Eksi. Heh. Şimdi şu eksi şu üstteki eksinin görevi neydi? Ters çevirmekti. Ters çevirirsen 1 ile 4 1 bölü 4'ü 4 bölü 1 yapacak işte. Peki bu eksi 2 ne olacak artık? Artı 2 olacak. Oo çok güzel. Eksi görevi olan ters çevirmeyi yaptı ve eksiden artıya döndü. Aynen duruyor. O zaman burası 20. Eksi zaten 4 bölü 1 4'tür. 4'ün karesi ne yapar? 16. 4 kere hani 4'ün karesini artık yapmayayım değil mi? Şu 4 çarpı 4'ten 16 yapar. 20-16'da 4 olur. İşaretler yapıştırırım. Bitti bu kadar. Burada neleri hatırladım? Ondalıklı sayılarda virgül kaydırmayı hatırladım. Artı şu eksinin görevinin ters çevirmek olduğunu hatırladım. Artı ondalıklı sayıları kesirli ifadeye çevirdim ve bana cevabı verdi. Şunu böyle yapamıyorsan nasıl yapabilirsin? Hani hocam ben bunu hatırlamadım. Siz virgül kaydırdınız ama. O zaman şunu alıyorum bak şuraya. Hop. Şurayı da bölüyorum. Sana ayrıntılı yapayım. 4 virgül 0,2 2 bölü 10 değil midir? Evet. Bölme işleminde birinciyi aynen al. 4 ikinciyi ters çevir çarp 10 bölü 2'den. Biliyorsun bunun paydasında gizli 1 var. 40 bölü 2 yapar. O da ne yapar? 20. Aynı sonuç. Burada. Güzel. Böyle ara ara ufak tefek hatırlatmalar da yapayım ki matematikte iç içe bilgiler çok işe yarıyor. Yani bak üstlü sayı çözerken aynı anda ondalık sayıları bir hatırlamış oldun. Bir görmüş oldun. Bu açıdan çok faydalı. Çünkü tüm matematik konuları arkadaşlar iç içe geçiyor zaten. Birbirinden ayıramıyorsunuz. Belli bir noktadan sonra. Oo şuraya bak. Olduğuna göre A kaçtır? Acaba A kaçtır burada? Ne yapabilirim diye düşünüyorum. Bakıyorum arkadaş şu 1 artı bu 1 bölü 3. Hani eksi 1 ters çevirir ya. Artı bu eksi 1 de ters çevirdi. 1 bölü A üzeri eksi 3. Eşittir. 27 nedir? 3 üzeri 3'tür. Hepsini üstü sayıya çevirdim ama bir baktım üstler eşit değil. Bu eksi 3 bu artı 3. Bir dakika olmadı. O zaman şu içeriği biraz düzenleyeyim. Toplamalarımı yapayım. Daha şık hale getireyim. Ondan sonra işlemi yaparım. Burada hızlı bir toplama yapayım. 1 artı 1 bölü 3'ü toplarsam 4 bölü 3 yapar. Hocam nasıl yaptınız? Şimdi göstereceğim. Eşittir 3 üzeri 3. Hani bununla bunu çarpıp bunu ekliyordum ya. Ya da şöyle yaparsın. 1 artı 1 bölü 3. Bunun paydasında 1 var. 3 ile genişlet. Hani 3 bölü 3 artı 1 bölü 3'ten 4 bölü 3 yapar. Aha da burada. Şimdi burada ne yapabilirim? Payda eşitleyebilirim. Şurayı tek bir kesre çevirmeye çalışıyorum. Bunu A ile genişletiyorum. Bunu 3 ile genişletiyorum. O zaman A ile 4'ü çarp. 4A artı 3. 3 kere 1 3 yapar. Bölü paydası 3 ile A'yı çarptığım zaman 3A olacak. Üzeri eksi 3 var. Sonuç 3 üzeri 3. Hala bir şey çıkmadı hocam diyebilirsin ama artık bu üstleri birbirine benzetebilirim. Şu eksi görevini yapsın ve takla attırsın. Hemen takla attır. Yer değiştir. 3A bölü 4A artı 3 yapsın. Üzerindeki eksi 3 artı 3 olsun. Eşittir 3 üzeri 3. Süper. Şimdi işte olay çözülüyor. Eksi görevini yaptı. Bak üstler eşit. Bunun üstü 3. Bunun üstü 3. Üstler eşitse mecbur altlar da eşit olacak. Yani bu 3 bu aşağıdaki kısma eşit olmak zorunda.
Şuraya yazayım. 3a bölü 4a artı 3 eşittir 3e. Bu denklemi nasıl çözebilirim? Yine bak konu içinde konu. Bunun paydasında gizli 1 var. İçler dışlar çarpımı yaparsam olay biter. 3a ile 1'i çarp. 3a eşittir 3 de burayı çarp. 4 kere 3 12a. 3 ile 3 çarp artı 9. Biliyorsun ki bu 3 hem 4a ile hem 3 ile. Her ikisiyle de çarpılır. Daha sonra şu 12a'yı karşı eksi 12a diye at. 3a da burada var. Eksi 9a yapar. Burada ne kaldı? Sadece 9 kalmıştı. Eksi 9a 9 ise her iki tarafı 9'a böl. Eksi a eşittir 1 yapar. Aa bir dakika, a'yı bulamadım. Eksi a'yı buldum. Eksi a 1 ise her iki tarafı eksiyle çarp. A eşittir eksi 1 olur. Aha a'yı buldum. Eksi 1. Böyle getirirsin, işaretler yapıştırırsın. Çok güzel bir şekilde çıktı. Ama dikkat et, işlemler biraz uğraştırıcı. Soru zor mu? Soru zor değil. Sadece şunu biliyor. Sen diyor rasyonel sayılarda toplama yapıp paydaları eşitleyebiliyor musun? Negatif üstün ters çevirme olduğunu biliyor musun? Sonra bu üstler eşit olduğu için altlar birbirine eşit olmak zorunda. Burada içler dışlar çarpımı yapıp denklemi çözebiliyor musun? Birkaç matematik konusu yine iç içe. Güzel. O zaman uçurayım. Şöyle ayırabilirsem uçurada bileceğim. Fiu. Üstün üstü. Bir üstlü sayının iki defa üstünü alırsam ne olur? Olacağı şudur. Bak A'nın n'inci kuvvetini almış. Bir daha P'inci kuvvetini almış. Şu üstün üstleri çarpılır. Çok basit. N çarpı P yaparsın. Nasıl yani hocam? Yani şu 2 üzeri 5 varmış. Ya yetmez demişsin. Bir de bunun 3. kuvvetini alayım demişsin. O zaman 2 taban. 5 de üst. 3 de üst. Bunları çarpacaksın. 5 kere 3 15. Bitti. Bu kadar. Süper. Hemen o zaman uygulamaya geçelim. 2 üzeri 4 var. Bir de 3. kuvvet var. Bu 2 üzeri 4 kere 3 12 yapar. A üzeri 3 ve 2. 3 kere 2 6. Heh. Şuraya bak şimdi. İyi de hocam 8'in başka bir kuvveti yok ki. Yok ama 8 2 üzeri 3 olarak yazılabilir. Hani bunlar çevirme. Bu tek başına bir soru değil arkadaşlar. Nasıl çevrileceğini gösteriyorum. Üzerinde ne var? 1 bölü 3 var. 8 2'nin 3. kuvveti ya bak. Şimdi 3 ile 1 bölü 3'ü çarparsam. Şu kenarda çarpayım istersen. 3 ile 1 bölü 3'ü çarparsam cevap 3 bölü 3'ten 1 olur. 1 yazmaya gerek yok. Bu ne yapar? 3 üzeri üstün üstün çarp. 3 üzeri eksi 2 yaptı. 2 ile eksi 1 çarptım. He, buraya dikkat et şimdi. Bak zurnanın yine zırt dediği yerlerden birisi. 4 nedir? 4 çifttir değil mi? Evet, o zaman bu içerideki ifadeyi pozitif yapacak. İçeride negatif bir değer var. Eksi 2 üzeri 2. Bu negatifken 4 çift olduğu için artık bu pozitif olacak. Eksi kaybolur. 2 kere 4 8. Süper. Çok da önemli. Pratik bir bilgi. Gelelim buraya. Bakıyorum. Aa 8 çarpı. Bu 1, 2, 3. Virgülden sonra 3 tane var. 10 üzeri eksi 3'tür. Ve bunların kaçıncı kuvvetini almış? 1 bölü 3'üncü kuvvetini almış. Şimdi 1 bölü 3'ü içeri dağıtacağım ama şu 8'i düzenleyeyim. 8, 2 üzeri 3'tür. Çarpı 10 üzeri eksi 3. Bunların 1 bölü 3'üncü kuvvetini alacağım. Bak şimdi Genco. Bu 1 bölü 3 hem 2 üzeri 3'e aittir hem 10 üzeri eksi 3'e aittir. Çünkü parantez var. Her ikisine de ait. Ne olacak o zaman hocam? Ya olacağı şu. Bu 1 bölü 3'ü hem buna hem buna dağıtacaksın. Yani 2 üzeri 3 çarpı 1 bölü 3 hem bunun üstüne geldi çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 1 bölü 3. Yani bu 1 bölü 3'ü hem bu üstle hem bu üstle ikisiyle de çarptım. Çarpayım. 1 bölü 3 ile 3'ü çarparsam 1 yapar. Çarpı 10 üzeri eksi 3 ile 1 bölü 3'ü çarparsam da eksi 1 yapar. Bu bulundu mu? Yani şu. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Aa hocam eksi 1 ters çevir demekti. Aferin. 2 çarpı 1 bölü 10 yapar. O da 2 bölü 10 yapar. Bitti. 2 bölü 10 da sadeleşir hocam. 1 bölü 5. Aferin sana. İşte bu kadar. Sistemsel tıkır 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 olayı çözdük. Ama görüyorsun. İşin içine rasyonel sayılar, ondalık sayılar da girebiliyor. Çünkü artık büyüyoruz. Biz büyüdükçe sorular da biraz iç içe girmeye başlıyor. Ama korkacak hiçbir şey yok. Videoları izlersek, bolca soru çözersek her şey oturacak. Bir de ne yapacağız? Çözemediğimiz soruları mutlaka öğretmenimize, arkadaşlarımıza soru soracağız. Biz bu sisteme ne diyorduk? Sömürü sistemi. Sömürü. Çok çok soru çözeceksiniz. Şenol Hoca'nın klişelerinden biri. Sömüreceksin öğretmenini, arkadaşını sömüreceksin, soru soracaksın. Ya bu soruyu nasıl yapıyorsun, şu soruyu bir çözsene gibisinden ona soru götürdükçe hem o öğrenmiş oluyor, asıl öğrenen soruyu çözen. Çünkü soru çözdüğün zaman var ya, çözdüğün soruyu bir arkadaşın anlatırken çözdüğün soruyu unutman mümkün değil ya. Müthiş kalıcı oluyor. Hem de soruyu soran kişi çok güzel şeyler öğreniyor. Çünkü akran eğitimi oluyor. Arkadaşından bir şey duyduğu zaman onu öğrenme ihtimali, onun kalıcılığı çok daha yüksek.
Buraya gelelim. Şöyle bir sorumuz var. İşlemin sonucu kaçtır? Gel bakalım mavi. Aha, 27 çarpı 1, 2, 3 tane var. 10 üzeri eksi 3'tür. Üzerinde ne var? Bir de 1 bölü 3. 1, 2 tane var. 64 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. 2 tane olduğu için eksi 2 yaptım. 1 bölü 2. Şurası biraz karışık ama bura 1 bölü 2 arkadaşlar. Bölü. Şurası 48 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3 tane. Eksi 3 yazarım o zaman. Çünkü virgüllü olunca 3. Virgülsüz olsa, yani şöyle olsaydı. 48 çarpı 0, 0, 0 olsaydı bu 48 çarpı 10 üzeri artı 3 olurdu. 3 0 olduğunda. Ama virgül varsa o kadar eksili olarak alıyorum. Neyse, hatırlatmalarımı geçiyorum. Şu 1 bölü 3'ü her ikisinin üstüne dağıtacağım. Şuraya aslında neyse dur ayrıntılı göstereyim ya. Acele etmeyeyim. Neyse zamanımız var. Siz de sıkılmıyorsunuz değil mi orada? Rahatsınız. Çay alın, kahve alın, meyve alın. Yavaş yavaş dinleyin. Ama mutlaka yazın. Yazarak çalışırsanız çok kalıcı olur. 27'yi 3 üzeri 3 yaparım. Çarpı 10 üzeri eksi 3 eksi 3 yaptım. İlk başta şunu yazdım. 1 bölü 3 çarpı. Ya buraya da sığmayacak ama neyse. 64'ü 8'in karesi yaptım. Çarpı 10 üzeri eksi 2 üzeri 1 bölü 2. Bölü. Bu 48 bir şeyin karesi değil. 10 üzeri eksi 3. Şimdi bak. Bu 1 bölü 3'ü hem 3 ile çarpacağım hem eksi 3 ile çarpacağım. 1 bölü 3'ü 3 ile çarparsam 3 üzeri 1 olur. Çarpı. 1 bölü 3'ü eksi 3 ile çarparsam 10 üzeri eksi 1 olur. Çarpı. 1 bölü 2'yi 2 ile çarparsam 8 üzeri 1 olur. Yazmaya gerek yok. 1 bölü 2'yi eksi 2 ile çarparsam 10 üzeri eksi 1 olur. Bölü. 48 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şimdi burada 8 kere 3 24 yapar. 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 1 daha 10 üzeri eksi 2 yapar. Çünkü çarpma işleminde altlar eşit olduğunda üstler toplanır. Bölü. 48 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bak şimdi. Tak tak. 24'e böl 1, 24'e böl 2. Aşağıda 2 kaldı. Sonra 10 üzeri eksi 3 kaldı. Burada ne var? 10 üzeri eksi 2. Doğru mu? Doğru. Şöyle yapabilir miyim? Nasıl yapabilir miyim hocam? 10 üzeri eksi 2 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Burası çok dar oldu ama. 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 yazarsam bunlar birbirinin aynısı olur. Sadeleşir. Yani sonuç şu olur. Yukarıda 1 olur. Aşağıda 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 olur. Aha da bu. Peki bu nedir? Biraz önce dedim ya hani eksi yukarı çıktığında ne olacak? Artı olacak. 10 üzeri artı 1 olur. Aşağıda 2 kalır. Aa bak dikkat et. Eksi ters çevirme komutuydu. Buradaki aşağıdakini de yukarı ters çevirir. Artı 1 oldu. Zaten 10 üzeri 1 10'dur. 10 bölü 2 ne yapar? Cevap 5. İşaretle yapıştır. Vay uğraştırıcı soru he. Ondalıklı sayılara götürdü getirdi bizi. Sadeleştirme yaptırttı. Şunu açtırttı. Bayağı uğraştırdı yani. Ama hoş soruymuş hakikaten. Fırlatıp devam edelim. 5 üzeri x eşittir 4 olduğuna göre şu işlemin sonucu kaçtır? Bana şunu demiş. Bak arkadaş. Sen bir 5 üzeri x'i 4 olduğunu bil. Sonra git burada. Aç bu sayıları 5 üzeri x'leri ayır. 5 üzeri x'i gördüğün yere 4 yaz. Bak 125 nedir? 5'in 3. kuvvetidir. Bir de x'inci kuvveti var. Artı 5 üzeri x bölü 4 pardon 2. Zaten 5 üzeri x'in değeri burada 4. Bunun yerine 4 yazacağım kabak gibi ortada. Şurası nedir peki? 5 üzeri üstün üstü çarpılırdı. 3x artı 5 üzeri x 2. Şöyle yapayım. Şu an yazmıyorum. Hepsini aynı anda yazacağım. Bu da 5 üzeri 3x 5 üzeri x'in 3. kuvveti demek değil midir? Sonuçta üstün üstü çarpılır. Eski haline gelir. Güzel. 5 üzeri x bölü 2. İşte şimdi 5 üzeri x gördüğüm yere 4 yazıyorum. Buraya 4 yazıyorum. 4'ün 3. kuvveti artı. Buraya 4 yazıyorum. 4 bölü 2. Bitti. 4'ün 3. kuvveti 4 kere 4 16. Bir daha 4'e çarp 64. Artı 4'ü 2'ye böl 2. Cevap 66. Yapıştır. Bu kadar. Amaç şuradan şuraya getirebilmekte. 125'in x'inci kuvveti ne? Önce 5 üzeri 3x sonra 5'in x'inci kuvvetinin 3. kuvveti şeklinde yazabilmekte. Bunu yazabilirsen olay bitti. Geri kalan yerine sayı değeri yazmakta. Fiu. Arkadaşlar hızlı geçiyorsam siz videoyu lütfen durdurun, geri alın, tekrar oynatın. Yani siz bastıkça ben oynuyorum zaten. Yani Şenol Hoca oynat dediğinde tık 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 anlatıyorum. Şenol Hoca dur deyince ben dururum. Böyle kalırım yani. Sıralama. Tabanları aynıysa üssü büyük olan kazanır. Yani mantıklı. Bak. 3, 3, 3. Tabanlar aynı. Bunun üstü 20. Tabii ki bu daha büyüktür. C büyüktür. Sonra bunun üstü 12. A büyüktür. Sonra B büyüktür. Yani çok mantıklı bir şey. Tabanlar aynıysa üstü büyük olan büyüktür. Geçelim.
Üstler aynıysa tabanı büyük olan kazanır. Mantıklı. Bu sefer üstler aynı. 15, 15, 15. üst. Sen tavanı büyük olan 7 daha büyüktür. Yine C. Sonra A. Aynı sıralama mı çıktı? B. Bu kadar. Ne yazıyor? Aynı olan hiçbir şey yoksa eşitleme işlemini biz yapmalıyız. He, işte asıl olay burada kopacak. Nasıl yani hocam? Yanisi şu. Şunu bir fırlatayım. Ayrıl da gel. Oba. Şimdi bak. Genco da bakıyor zaten. Meraklı meraklı. Şuna bir bıyık çizeyim mi ya? Bıyıklı Genco. Yakışıyor ha. Evet. Şenol Hoca sıkıntıdan Genco'ya bıyık yaptı. Kulağına da bir küpe takalım. Hem bıyıklı hem entel. Dur bir de gözlük yapayım. Gözlük yakışmadı ya. Neyse. Sayıları küçükten büyüdürüz sıralayalım diyor. Şimdi bak arkadaşım bunları sıralayacağım ama ya 3, 5, 2 tabanlar aynı değil. Üstler 20, 10, 30 hayda onlar da aynı değil. O zaman diyorum ki bunlar bir ortak değere gelebilir mi? Tabanları eşitleyebilir miyim? Eşitleyemem. Tabanlar birbirinden çok farklı. O zaman üstleri eşitleyebilirim. 20. kuvvet, 10. kuvvet, 30. kuvvet bunlar birbirinin katı. A değerini hepsini bakıyorum 10, 10, 10'un katları ya üstler. 10'un kuvveti şeklinde yazıyorum. Bu 20'yi 3'ün karesinin 10. kuvveti yazabilirim. Üstün üstü çarpılınca yine 3 üzeri 20 yapar. B'yi zaten 5 üzeri 10 diye yazıyorum. C'yi de 10. kuvvet yapabilmek için 2'nin 3. kuvvetinin 10. kuvvet diye yazıyorum. Bak 3 kere 10 yine 30 yapar. Eski haline döner. Böylece bak burası 3'ün karesi 9. 9 üzeri 10 oldu. Burası 5 üzeri nasıl 5 yazıyorum? B yazdım. 5 üzeri 10 oldu. Burası 2'nin 3. kuvveti 8'dir. Bak ne olur. 2'nin 3. kuvvetine 6 demeyin sakın. Bu ikisini çarpmayın. Çünkü bazıları sanki 6 diyor. İçim öyle bir soğudu. 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Ha tamam. Şimdi bak ne yaptım? Üstleri 10, 10, 10 yaptım düzenlemeyle. Şimdi üstler eşit olduğu için 6 büyük olan daha büyüktür. 9 yani A daha büyük. Sonra 8 yani C daha büyük. En küçüğü B'ymiş. B. Sıralama bu. Küçük diyen büyüğe böyle. Büyükten küçüğe de böyle. Güzel. Anladık mı arkadaşlar? Bu şekilde sıralamaları da yapacağız. Tabii bunun ikinci dersi de var. Üçüncü dersi de olur. Soru çözümü de olur. Mutlaka baştan sona kadar hepsini izleyin ki kurallar, bilgiler hakkında bilginiz olsun. Önce bilgi olacak. Sonra soru çözeceğiz. Sonra Instagram'dan Şenol Hoca'yı takip edeceğiz. Senol alt çizgi hoca. Instagram'dan takip edin, çekilişlere katılın, bilgi edinin vesaire. Duyuruları kaçırmayın diyorum arkadaşlar. İkinci derste de görüşelim. Şunu da unutmayın. Videoyu yazın. Benden sonra videonun içindeki soruları mutlaka çözün. Yazarak çözün. Derse birebir katılın. Evde yanınızda ders anlatıyormuşum gibi derse motive olarak ve yazarak ciddi çalışırsanız gerçekten Şenol Hoca ile matematiğinizin geliştiğini göreceksiniz inşallah. Hadi diğer derslerde ikinci derste buluşalım.